Batucan'ı aramıza davet etmeden önce, kürsüye davet etmeden önce bir özgeçmişini okumak istiyorum size. Batuş Koçarslan İstanbul Bakırköy'de doğmuştur ve sosyal bilimler mezunudur. 1990-2001 yılları arasında muhasebe yardımcısı, muhasebe şefi, muhasebe müdürü olarak özel şirketlerde de görev yapmıştır. Bunu da yeni öğrendim Patoş'un. Meslektaşmışız yani aynı zamanda. Patoş Koçarslan beste çalışmalarına 1999 yılında başladı. 80 bestesi var. 72 şiiri yılının bestecileri tarafından bestelenmiştir. Kendi bestelerinin çoğunun sözleri de kendisine aittir. Birçok şiiri antoloji kitaplarında, gazete, dergi ve makalelerde yayınlanmıştır. 17 şarkısı TRT repertuarındadır. Başta mensubu olduğu Üsküdar Musiki Cemiyeti konserleri olmak üzere birçok topluluk ve dernek konserlerinde ve TRT radyolarında programlara konuk besteci olarak davet edilmiş, bestelerine, şiirlerine yer verilmiştir. Almış olduğu ödüller oldukça fazla olduğu için burada sayamıyoruz. Halen Üsküdar Musiki Cemiyeti çalışmalarına devam eden Patoş Koçarslan, başka cemiyet ve derneklerde düzenlenen birçok konser ve organizasyonda profesyonel sunucu olarak görev almaktadır. Done in Musica adlı İtalyan bilgi ansiklopedisinde Ekim 2014 Türk Kadın Besteci olarak kaydedilmiş ve Avrupa müzik tarihine yazılmıştır. Haziran 2015 tarihinde kurulan FAMİ Musiki ve Sanat Derneği'nde yönetim kurulu, başkan yardımcılığı ve koro şefliği görevini üstlenmiştir. Tolga ve Tuna Katırcıoğlu adında iki oğlu olan Patoş Koçarslan aynı zamanda MESAM üyesidir. Patoş Hanım, sizi kürsüye davet ediyorum. Şöyle geçeceğim. Öyle mi anladım? Böyle de olabilirim. Bilmiyorum. Siz mikrofona gerek olacak mı? Hayır. Önce bir iki bir şey söyleyeyim. Sen gel. Böyle gidelim. Odada. Yönetim odasında. Yönetim odasında. Değerli arkadaşlar. Sizlere nasıl hitap edebileceğimi bilmiyorum şu anda çünkü bu hiyerarşik söylemden biraz uzağım epey zamandır sanatla çok meşgul olduğum için. Öncelikle Muhasebeciler Mali Müşavirler Birliği Derneği Üsküdar Şubesi'nin hazırlamış olduğu bu Kadınlar Günü ile ilgili etkinliğe davet edilmiş olmaktan mutluluk duydum, onur duydum. Dernek Başkanımız Sayın Cemil Atilla'ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cemile Hanım ve Cemil Bey'in de açılış konuşmalarında söz ettikleri gibi 8 Mart aslında Emekçi Kadınlar Günü. New York'ta 1800'lü yıllarda tekstil işçisi kadınların eşit haklara sahip olup eşit işe, eşit haklara sahip olmak üzere greve gitmeleri ve grevin bastırılamaması sebebiyle Cemil Başkanımızın da anlattığı gibi çıkan arbede sonucu fabrikada bir yangın çıkıyor ve 129 tane kadın tekstil işçisi ölüyor. Ve bu o kadar geniş yankılar uyandırıyor ki dünyada on binlerce kişi o ölen kadın işçilerin cenaze törenine katıldığı için bütün dünyada da Kadınlar Günü olarak, Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Aslında hazin bir olaydan yola çıkılmış. Kutlanması mı gerekiyor, o insanların anılması mı gerekiyor, yoksa bizim her 8 Mart'ta derdimize bir kere mi daha yanmamız gerekiyor? Ben hala bunu çözemedim, benim kıt aklım ermiyor bu işlere. Ben sadece yazıp çiziyorum. Bilinen bir şey daha var ki, sonuçta ben de bu ülkede hem bir kadınım, hem bir anneyim, hem iş hayatının içerisindeyim. Hem de herkes gibi, bütün kadınlar gibi elbette ki haksızlıklara da maruz kaldığımız oluyor. Erkeklerden bir sürü erkek konuğumuz var ama onlardan hep sanki bir tık daha geride kalmamız gerekiyormuş gibi bir algıyı ya da baskıyı her zaman üzerimizde, ben kendi adıma söyleyeyim, hissettim ama bunu her zaman da devrimci kimliğim demeyeyim ama böyle bir devrimci gibi karşı çıktım. Böyle olmaması gerekiyor. Ben iki tane erkek çocuk yetiştiriyorum ve çocuklarımı bu bilinçle yetiştirmeye gayret ediyorum. Böyle olmaması gerektiğine inanıyorum.
Son yıllarda büyük şehirlerde şöyle bir söylem duyar oldum ben. Bu neden söylenir onu da anlamam. Pozitif ayrımcılık, kadına pozitif ayrımcılık. Ben de diyorum ki bize pozitif ayrımcılık yapmayın. Bizim hakkımızı verin. Bizim buna ihtiyacımız, çünkü lütuf bahşediyor gibi oluyorlar. Yani bakın sizi kolluyoruz, kayırıyoruz gibi bir sonuç çıkıyor. Buna gerek yok ki. Ben seninle aynı işi yapıyorum, aynı zekaya sahibim, aynı eğitime sahibim. Hatta belki senden daha fazla eğitim aldım ben. Bazı yerlerde de oluyor, üniversite mezunu bir kadın lise mezunuyla aynı işi yapıyor olmasına rağmen aynı parayı kazanıyor. Yani eğitim de bir şeylerin kriteri değil bu ülkede. Bu çok hazin bir şey. Büyük şehirlerde pozitif ayrımcılıktan söz edilirken Anadolu'nun yazgısı da hiç değişmiyor. Ben Bakırköy'de doğdum. Yani İstanbul Büyükşehir'de doğdum, büyüdüm ama Sivaslı bir ailenin çocuğuyum ve oradaki kadınların yaşadıklarını gidip gördüm. Ne zaman gördüm? İki kere gittim. Anne ve babamın cenazelerini götürdüğüm zaman gördüm. Ben köy denilen yerin nasıl bir yer olduğunu bile bilmiyordum açıkçası. Bambaşka bir dram çıkıyor insanların gözleri önüne. Ve aile büyüklerimizden, anneannelerimizden, babaannelerimizden zaten duyduklarımız bazen bize masal gibi geliyor ama hiç masal gibi değil. Ve günümüzde de çok şey değişmiş değil aslında. Biz büyük şehirlerde sadece hala mesela İSMO başkan yardımcımız Cemile Hanım aynı şeyi söyledi. İşte eşit çalışmaya eşit, değil mi, ücret. Biz hala bunların savaşını veriyoruz. Ki New York'taki o olay 1800'lü yıllarda olmuş ve hiç de bir şey değişmemiş. Anadolu'da daha da dram olduğunu söyledim. Anadolu'nun dramı hiç değişmiyor. Uzunca yıllarda değişebilecek gibi değil bana göre. Ben kendimce yazıp çiziyorum. Bugün yazdığım bir şiir birçok yerde, birçok 8 Mart etkinliğinde okundu. Kendim de okudum. Bugün Malatya'da RTV diye bir yerel kanalda okunmuş. Çok mutlu oldum. Bu şiirin orada okunması bana göre çok anlamlı. Ben her ne kadar şehirde de doğmuş olsam, Anadolu kadınını anlattığım bir şiirdi. İsmo'nun konserinde de okumuştum. Ben aslında şarkımdan önce bir o şiirle size merhaba demek istiyorum. Çünkü benim annem de bir çocuk gelini. Annemle benim aramda 17 yaş var. Ablam gibi yani. Üstelik bir de ablam var. Yani annem 15 yaşında anne olmuş ve o Anadolu kadınının bütün dramlarını yaşamış bir kadın. Dolayısıyla annemden de etkilenerek yazdığım bir şiirdir bu benim. Küçüktür, narindir, 14'tür yaşı, ay gibidir yüzü, bir yaydır kaşı. Razıdır kadere, aksa da gözyaşı, gelin olur gider Anadolu kadını. Kınalar sürülür minik eline, kuşaklar bağlanır ince beline. Türküler yakılır nazlı geline, el köyüne gider Anadolu kadını. Bir değil çok iş vardır başında, üstesinden gelir daha bu genç yaşında. Teriyle yoğrulmuş tarla taşında, kederini saklar Anadolu kadını. Kendini düşünmez bir yana atar, sofraya aşına tek sevgi katar. Yününü eğirir, iplik de yapar, çileleri sarar Anadolu kadını. Hasadı bol ise, süt de sağarsa, bebeleri toksa, eri de sağsa, dert etmez saçına karlar da yağsa, Tanrı'ya şükreder Anadolu kadını. Zülüfler dağılır, yüzden dökülür, eğilir genç yaşta beli bükülür. Dertler ilmek gibi bir bir sökülür, isyanı hiç bilmez Anadolu kadını. Ninniler söyleyip türküler yakar, derdin yazmak istese yetmez kağıtlar. Bu kaderi anlatabilir mi ağıtlar? Tanrı'ya yakarır Anadolu kadını. Teşekkür ederim. 2005 yılında yazdığım bu şiirim ve şu anda bir şiir kitabı üzerinde zaten çalışıyorum. Yakında belki 2-3 tane bir aynı anda basılacak. 2005'te yazdığım bir şiirdi. Değişen hiçbir şey yok ama sizlerle de paylaşıyorum. Hatta İsmo'nun konserinde çok duyarlı bir beyefendi gelip dedi ki keşke öyle olmasaydı, keşke öyle yazmasaydınız dedi bana. Dedim ki keşke Anadolu kadının kaderi böyle olmasaydı. Ben hiç mutlu değilim böyle yazmaktan. Keşke öyle olmasaydı.
Bunu böyle koyayım herhalde. Notamı başka evet, türlü nasıl görecek? Var. Vardı. O çok yüksek olduğu için başkan onu getirme. Yok, ayak nota sefası. Ha, nota sefası. Onu getirme. Mesela müzisyen olarak da sıkıntı yaşıyorsunuz bu ülkede. Şair olarak da sıkıntı yaşıyorsunuz. Erkeklerin egemen olduğu her yerde kadın kendine çok söz hakkı bulamıyor. Bugün 8 Mart olduğu için birçok yerde kadın besteciler konseri yapılıyor. Ben mutlu oluyorum tabii benim şarkıma, şiirime yer verdikleri için. Ama sadece 8 Mart'ta yapılmasın bu. İstiyorum ki her zaman yapılsın. Başka yani erkek bestecilerin eserleri okunurken araya kadınların şarkıları da serpiştirilmiş olsun ki pozitif ayrımcılığı kabul etmeyelim biz. Bir de şarkımı paylaşmak istiyorum sizlerle. Artık şöyle yan oturacağım. Kusurunuza bakmayın burası. Bundan sonra mı? Mikrofona gerek yok herhalde. Alalım mı böyle biraz? Bilmiyorum ki. TRT repertuarında. Bu ilk yaptığım beste olduğu için çok anlamlı benim için. İlk bunu paylaşmak istiyorum sizinle.